Hocam bu noktada size de şunu sormak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'den önce başka semavi kitaplar da geldi. Ama Kur'an-ı Kerim birçok ayet-i kerimesinde bu kitapların tahrif edildiğini bizlere bildiriyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e sıra gelince bunu biz indirdik ve biz muhafaza edeceğiz diyor Cenab-ı Allah. Peki hocam, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim haricindeki diğer kitapların tahrif edilmesine mani olmazken Kur'an-ı Kerim'i neden kendisi muhafaza altına almıştır ve muhafaza edildiğinin delilleri nelerdir hocam? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el emin. Şimdi tabi yeryüzündeki hayatta bir akış var. Yani Hazreti Adem'i Cenab-ı Hak yaratmış. Evet. Ondan eşini yaratmış. Ve yeryüzünde وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً çokça erkekler, kadınlar yayılmış. Dolayısıyla başlangıcı böyle, yayılımı söz konusu. Arada bu çoğalıyor Hazreti Adem'den bu yana. Dolayısıyla yeryüzündeki hayatın da bir akışında globale doğru, küresele doğru bir genişleme var. Ve yine Cenab-ı Hakk'ın takdiri böyle olsa gerek, insanlığın ilimleri biriktirmesi, geliştirmesi, ondan sonra iletişimi artırması, intikali kolaylaştırması, bunlar da yeryüzündeki değişkenler. Dolayısıyla bir bütün olarak baktığınız zaman yeryüzündeki hayat daha böyle parçalı olmaktan, lokal, yerel böyle bölge bölge olmaktan, daha birbirleriyle iletişimli ve bugün artık geldik dünya bir köy gibi oldu. Evet. Şimdi baktığınız zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana ve sa'a kehateyni diyor. Ben ve saat böyleyiz, dip dibeyiz. Dolayısıyla son çeyrekte veya son kertede gelen bir Allah'ın elçisi var. Evet. Son hatemun nebiyyin dediği Cenab-ı Hakk'ın. Dolayısıyla bir defa kodlar farklı. O bakımdan Allah Azze ve Celle'nin önceki gönderdiği peygamberler, lokal yani yerel bir peygamber, hatta aynı anda Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı bir yerde görüyoruz mesela. Evet. Hazreti Lut'u başka bir yerde görüyoruz. Böyle de olabiliyor. Aynen. Belki yeryüzünün başka coğrafyalarında öyle de bilmediklerimiz de var. Çünkü evet. Cenab-ı Hak minhum men kasasna aleyke ve minhum men lem naksus aleyk. Bunlardan sana kıssa ettiklerimiz var. Kıssa etmediklerimiz de var diyor. Evet. Dolayısıyla bizim bilmediğimiz o esnada başka coğrafyalara yine yayılmış bulunan insanların içlerinden gelen Allah'ın gönderdiği peygamberler. Çünkü diyor ki Cenab-ı Hak hiçbir yerleşke yok ki biz oraya bir elçi göndermiş olmayalım. O bakımdan bu geçmişten bugüne gelen süreçte hem zaman bakımından sınırlı hem mekan bakımından yerel bir dönem sonrasında geliyoruz artık yepyeni bir dönemin başına ve bu dönemden itibaren yeryüzünün karakteri değişiyor. İnsanlık yani o kadar bir değişime doğru hızla yol alıyor ki işte bugünkü modern dünyanın temeli atılıyor. Dolayısıyla dünyadaki bu gelişimi de göz önünde bulundurursak, çünkü Allah Azze ve Celle Allamul Guyub, o bu şeyi de biliyor, akışı da biliyor. Bundan önce gönderdiği peygamberleri daha o yere, yöreye özel ve onlarla sınırlı hem mekan hem zaman bakımından göndermiş. Ama Hazreti Peygamber'e gelince kendisinden sonra artık bir peygamber göndermeyeceği bir şekilde. Olaya böyle baktığınızda o zaman onların tahrif edilmesi, dönemlerinin sonlanması, sonrasında bir başkasının gelmesi zaten akışa uygun. Evet. Ama buradan itibaren artık daha yeni bir peygamber göndermeyeceği için öyle söylüyor. Artık bununla birlikte iletişim artıyor. Malzemeyi koruma imkanı bugün düşünün mesela, değil mi? Fetih suresinin 7. ayeti dediğiniz zaman yani yeryüzündeki koordinat gibidir, bellidir. Hemen Google'a yazdınız mı Fetih 7 tak diye hangi dilde yazarsanız yakın çıkıyor. Şimdi bu geldiğimiz yeni dünyada
Ama bunun Hazreti Peygamber'den bu modern çağa uzanan kısmında da bir miktar eski dönemler kadar ilkel bir dönem de yaşanıyor. Evet. İlkel derken yani muhafazanın. Evet, bugüne nazaran. Şimdi tarihi süreçte Cenab-ı Hak bu aradaki, yani Hazreti Peygamber'den en azından 13 asırlık, 14 asırlık bir zaman dilimi. Evet. Bugünden bir genç baktığı zaman, yani hayata yeni gelmiş, önüne Kur'an-ı Kerim konulmuş bir kimse, 200 yıl önceki bir yazılmış eserin bile nasıl versiyonların oluşabildiğini, değil mi? 300-400 yıl, 500 yıl bile çok fazla. Tarihi akış hem çeşitlendiriyor hem de bunu çeşitlendirirken farklılaştırıyor. Yani bir efsane bir yerde doğuyor. Bakıyorsunuz başka yere gidene kadar bambaşka şeylere bürünüyor. Dolayısıyla bugünden bakınca muhafazayı yoklamanın en önemli aracı bunun farklı farklı versiyonlar mı, yoksa nereye gidersem gideyim tek tiple mi karşılaşıyorum? Şimdi mühtedinin biri bir Mısırlıyla tartışıyormuş. O kendisi vaktiyle Hristiyan. Evet. Kur'an'ın tek tip olduğunu duyunca ondan dedim ki diyor, bana herhalde şey yapıyor. Kendi çapında beni kandırmaya çalışıyor. 14 asır önceki bir kitabın bugüne kadar tek tip kalması, değil mi? Bir de geniş coğrafyada, evet. Ve üstelik kendi içerisinde de farklılaşan, inanç bakımından, akide bakımından, evet. Birbirleriyle bağları kopan şeylerimiz de var. Şia var mesela, değil mi? Evet. Dolayısıyla zaman içerisinde ve bu zaman dediğimizde yüzyıllar, bunun belli ayrımlara, belli farklılıklara, bunlar yani göze gelir ciddi manada illaki vardır. Hemen yani düşüncem şuydu ki bir Google'a girersem Kur'an versiyonları dersem bir sürü çıkar diye. Hakikaten öyle bir şey yok. Bugün evet. Şia tarafında da, bizde de. Dolayısıyla bir genç buradan baktığı zaman bunun tek tip olmasının iki türlü izahı olabilir. Ya o dünyaya gelmeden önce biz bir ara toplandık ve farklılıkların hepsini elimine edip tek tipleştirdik. Dedik ki evet. Tek tip olsun. Eğer böyle bir organize iş yoksa işin ardında, o zaman yeryüzünün bu geniş coğrafyasında nereye giderseniz gidin, elinizde bir Kur'an varsa bunun tek makul açıklaması var. Başlangıcından beri aynı şekilde korunmuş. Hocam, o dediğiniz organize mesela diğer semavi kitaplar için yapıldı esasen. Yapıldı ama teke değil, dörde düşürdüler. Belli bir sayıya düşürebilir evet. En fazla. Çünkü orada bir anlaşmayla bu. Ve bu evet. Yani gizlenebilir bir şey değil. Çünkü onlarcasını bir araya getirip işte belli dört ana şey diye diğerlerinden kurtulalım diye. Bu da bize iyi bir şey gösteriyor. Evet. Şimdi bundan emin olabiliyoruz elimizdeki, yani Hazreti Peygamber'den bize gelen bu şeyin. Allah Azze ve Celle'nin bunu koruduğunu, en azından sahada korunmuşluğundan eminiz. Evet. Buna dokunabiliyoruz. Şimdi öncekilerin korunmamış olmasını da demin söylediğim bağlamda anlayabiliyoruz. Evet. Çünkü bir başka peygamber gelmesi olası ihtimal var. Dolayısıyla bu kavim Allah'ın kitabına müdahale edecek düzeyde bir cürüm işliyor. Bunun da cürümüyle onlar bulaşıyorlar. Evet. Ha, bize buradan bakınca ne okuyor bize bu tarihi sahne? Evet. Cenab-ı Hak فَمَا اخْتَلَفُوا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ Kur'an'da bu o kadar farklı ümmet için geçer ki. Yani kendilerine beyinat gelmesine rağmen apaçık kanıtlar, bu onları ikna eden, çünkü bu boyutu da yani konuşulmalı. Biz sadece Kur'an-ı Kerim'in dünyada tek tip olmasına dayanarak o zaman Allah'tandır demeye yetmez. Bunun bir de ulaşan kişide bir karşılığı olmalı. Evet. Yani okuduğu zaman, yani bütün herkes karşınıza geçip bu evet tek tip dese bile sizin tek tip olması olabilir. Yani bunun Allah'tan olduğunun kişide karşılık bulması dediğimiz hadise, biraz onun okumasıyla, incelemesiyle, irdelemesiyle evet. Oluşacak bir güven ki biz bunun pekişmiş haline iman diyoruz. Ve o kişiyi nihayetinde ikna eder. Evet. Bu ayrıca bir konuşulmalı.
Ama sizin sorunuz Hazreti Peygamber'den bu yana korunmuşluğuyla alakalı olunca o noktayı tamamlayalım. Dolayısıyla biz bir tarih gözüyle baktığımız zaman bize Kur'an'ın mevcut halinin tek olması çok güçlü bir bulgudur. Evet. Demin bahsettiğim mühtedi şunu da söylüyor. Çat pat diyor Fatiha'yı öğrenmeye çalıştım. Evet. Artık diyor bir zaman geldi iyice Fatiha'yı biliyorum şeyindeyim. Bir gün bulunduğum ortamda yeni yeni mühtediler var. Beni imamete sürdüler. Biz namaz kılarken arkada başkaları da gelmiş, kalabalıklaşmış girdikleri camide. Bu şimdi okuyor. Gayril magdubi aleyhim diyecekken hum demiş. Yani onun ağzını evet. Şey yapmaya çalışıyor. Ben hum dediğimle diyor arkası bir karıştı. Yani arkada herkes sanki ne yaptım ortalığı yıktım. Halbuki Kur'an'ı öğrenen kimseler baktıkları zaman him görür, hum görür. Yani bunlar yani toler edilebilir şeyler zannedersiniz. Evet. Ama Kur'an özelinde bu o kadar oturmuştur ki o arkası yıkıldı diyor. Bir de bunu millete anlatırken o diğerlerini anlatıyor. Onlar şaşkın şaşkın bakıyorlar. Bir ses farkı, harf farkı değil. Yani bir hareket farkına bile Müslümanlarda çok ciddi bir tepki var. Anlatırlar ki İngilizler Mısır'da Kur'an'la ilgili bir hani kircikli bir durum oluşturalım diye bir matbu Kur'an oluşturmuşlar evet. Ve bunu belli yerlerinde farklar koymuşlar. Bunları camilere dağıtmışlar da diyorlar. Ne kadar bir hakikat bilmiyorum ama şey kısmı çarpıcı. Bir zaman sonra, bir iki sene sonra gidip camilerde o koydukları Kur'an'ları bulup bakıyorlar. Ne durumda bu Kur'an? Bakmışlar ki Hacı Emmi almış o yanlış olan kısmın yanından çıkmış. Ha burası yanlıştır diye onun oraya yanına doğrusunu yazıp altına tasihatını yapmış. Anlıyorlar ki Kur'an burada oturmuş bir şey. Evet. Şimdi bunun oturması bütün diğer kitaplarda bu tarihi akışta hepsi bundan yara alırken insan eliyle korunabilecek bir şeye gözükmüyor. Bu kadar muhteşem. 3-5 sayfa değil bu. Evet. Dolayısıyla bundan emin olabiliriz. Yani buradan İlahi baktığımız muhafazanın zaman muhafazanın gerçekleştiğinden emin evet. Olabiliriz. Yani hocam Kur'an-ı Kerim'in tek tip olarak günümüze gelmiş olması hem satırlarda aynı zamanda sadırlarda muhafaza edilmiş olması. Bel huve ayatun beyinatun fi sudurillezine utul ilm. Yalnız lafzen bu korunma var ama maalesef. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak sadece önce kitaplarda tahriften bahsetmez evet. Var. Yelvune elsinetahum bil kitabi. Yani böyle dilleriyle kitap üzerinde oynayanlar. Hatta bazı yerlerde yani kelimelerin yuharrifune el kelime an mevadi'ihi. Şimdi bunların yanı sıra bir de işlenen mana üzerinde işlenen cürümler var. Evet. Şimdi Kur'an'da lafzen böyle bir şey olmadı ama mana üzerinden İnsanlardaki bu heves yani yaradanı konuşturma, onun üzerinden dine orasından burasından dokunma hevesi burada. Bir cürüm olarak hala baki. Aynen. İşte hocam Kur'an hakkında zaman zaman dile getirilen iddialar da belki de bu mana noktasında yapılan farklı yorumlardan kaynaklanabilmektedir inşallah. Yani ben onlara artık yorum demiyorum. O onlar biraz daha ileri boyutu. Yorum dediğiniz hududu geçiyor. Evet. O artık yani müdahaleye doğru anlamı Arapçadaki ifadesiyle anlamı yatağından kaydırma. Aynen.